Çocuklar, yatma saati. Aa, uyumadan önce aklıma geldi. Ormanda kamp kurmanın olmazsa olmazı nedir? Yüzsüz sümüklü böcekler mi? Konuşunca kafam sallanıyor, rahatım bozuluyor. Sessiz olur musun? Teşekkürler. Hayır, o değil. Kampta uyumadan önce masal anlatılır. Dur bakalım, yanımda getirmiş miyim? Bir varmış, bir yokmuş. İçinde süt varmış. Kalsiyum varmış. Anne, sütün ambalajını okuyorsun. Ha, ay affedersiniz. Hah, işte gerçek bir masal kitabı buldum. Bir varmış, bir yokmuş. Oo, umarım kırmızı başlıklı sümüklü böceğin olduğu masaldır. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir baraj inşaatında görevli çalışkan karıncalar varmış. Cır 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 cır. Daha hızlı, daha hızlı. Bağırmasana kafamın dibinde cır 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 Mirken. Zaten karıncayım. Kulağımla mı duyuyorum, antenimle mi belli değil. Bana kızma karınca. Ben de yukarıdan emir alıyorum sonuçta. Hop aşağısı, emirleri alıyor musun? İki yaprak ücret alacağız diye düştüğümüz hallere bak. Aa, asma yaprağını ne yapacaksın, dolma mı? Bana çekirdek veriyorlar, hem de çifte kavrulmuş. Ben de çekirdek istiyorum. Oldu canım, gazozda vereyim mi yanına? Dua et, önümüz kış ve çalışmak zorundayım. Bu ne biçim taşmış böyle? Taş değilim ben, uçuş böceğiyim. Annem bana terlik pabuç alana kadar taşıyın bizi Ahmet. Ağustos böceği ise şemsiyeli meyve suyunu höpürdetir, tüm gün keyfine bakarmış. Hey garson, bana bir organik meyve suyu getirir misin? Karınca dostum, sana ne ısmarlayayım? Anca boş boş otur. Hiç yemek toplama sen. Kış gelince göreceğim seni. Birbirlerini sevmeseler de saygıda kusur etmezlermiş. Şavşal karınca, utanır kızarınca. Sensin şavşal. Hem Ağustos diye böcek mi olur? Daha Temmuz ayındayız. Çok sıkıcısın. Hayatın tadını çıkar biraz. Gençler, yollayın topu da Ağustos abinizi izleyin. Eyvah, böcek olduğumu unuttum. Top dev gibiymiş. Gel zaman, git zaman kış gelmiş. Ağustos böceği hiç çalışmadığı için yiyeceği kalmamış. Mayo ile kışı geçiremeyeceğini yeni anlamış. Karpuz suyum donmuş. En azından şemsiyesi var. Böyle olmayacağını anlayan Ağustos böceğinin karıncanın kapısını çalmaktan başka çaresi kalmamış. Aldım kapını, kusura bakma. Ağustos? Niye geldin? Sorma karınca. Kafamın içinde bir kadın konuşup duruyor. Ne dese yapıyorum. Demiş Ağustos şaşırarak. Nasıl şaşırdım ama? Bunu duyan karınca da demiş ki... Demiş ki... bir dakika... Sıkıntı yok canım. Biz soğukta bekleriz. Sen yavaş yavaş anlat masalını. Sonra ne olmuş? Ayol, her yeri sümüklü böcek suyu yapmışsın. Okunmuyor ki. Aman canım. İki sümüklü böcek suyunun lafını yapıyorsun. Gergin gergin ses geliyor. Kesin bir şey olacak. Ağustos böceği. Ne haber kanka? Havalı giriş yapacaktım. Senin yüzünden bozuldu. Ha? Tamam tamam. Sen yap havalı girişini. Biz şaşırmış gibi davranırız. Tamam, hazır mısınız? Pişt pişt. Ben masalın sonunu biliyorum. İstiyorsanız anlatırım. Aa, ne kadar da Ağustos bir böcek. Hiç beklemiyordum. Yaşasın. Biz de masalın sonunu nereden öğreneceğiz diyorduk. Oley. Öf, tamam olmadı. Neyse anlatıyorum, hazır mısınız? Ne oluyor? Abla, dil ayarları böcekçede kalmış. Altyazı açayım mı? Yok yok, Türkçe dublajlı olsun. How are you, how are you? Me gusta Krales Şakires. Ich bin Augustus. Ve muhteşem Ağustos şarkısına başlamış. Çok havalıyım ve şarkı söylüyorum. Ne kadar da gofret bir ses. Rastgele notalara basıyorum ve etrafımı büyülüyorum. Sesini duymak için uzak diyarlardan gelenler sıra olurmuş.
Anne, ben de atlı karıncaya binmek istiyorum. Dur evladım, atın sırası değil şimdi. Keşke bu sahne bitse, şarkı sözüm kalmadı. Ağustos'un sesine hayran olan Güneş, daha iyi duyabilmek için yaklaşmış ve etrafı ısıtmış. Yok artık. Karınca dostum beni kıskanıyor. Karınca Ağustos'u kıskanırmış. Evet, kıskanırmış dedim. Keşke ben de Ağustos gibi havalı olsam. He? Oldu mu? Acaba benim türüm ne? Köpek böceği miyim, böcek köpeği mi? Havlamalı mıyım, vızlamalı mıyım? Kafam çok karışık. O masal öyle değil bir kere. Şakir, kafanda karınca var. Hareket etme. Gitti mi? Gitti mi? Dur, dur. Zarar vermeden alalım. Sağ ol abla. Evet, ne diyordum? Masalın gerçek sonunu ben anlatacağım. Dinleyin. Of! Bir dahaki sefere böcek olmayan bir yere gidelim lütfen. Evet abi. Bu ne? Her yer böcek, her yer böcek. Bir de konuşuyorlar. Sucuğu alıyorum. Siz devam edin. Ben yokum. Çeksene Muhittin. Suyun ağırlığını hesaba katmamışım. Baraj inşaatında suyu hesaba katmadıysan neyi kattın? Ayranı. Ayran mı? Ne bileyim, zaten 2 gram böcek beynim var. Ayranı çalkalar çalkalar içeriz demiştim. Bu nasıl bir şey? Ağustos, gel buraya, yardımın lazım. Kusura bakmayın, hamam böceğine masaj yaptırmakla meşgulüm. Ağustos böceği o kadar tembeldi ki karıncaların yardımına koşmadı. Böyle hamam böcekliği olmaz olsun. Tellak oldum, tellak. Yardımına koşmadı çünkü... Çünkü... Az daha uzatırsa bulacak bir şeyler. Çünkü Ağustos böceği süper kahraman dönüşümü geçiriyordu. Oo, bakın bakın, süper kahraman dönüşümü geçiriyorum. Üstelik ses efekti de var. Ses efekti. Oo, pelerindi melerindi. Değişim geçirmeye devam ediyor. Dur çok değiştim. Az geri gel. Az geri gel. Süper Ağustos göreve hazır. Süper gücüm ne? Süper gücü şeymiş. Şeymiş. Ispanaklı börek dağıtma gücü. Ispanaklı börek kuryesi. Yok yok. Süper gücü süper güçlü olmasıymış. Kahraman Ağustos köyü kurtaracakmış. Kurtarmaya Mirket'ten başlayacağım. Çünkü en hafifi o. Masalı duyan da dinlemeye geliyor. Hey, 2 dakika patlamış mısır almaya gittim. Koltuğuma iyi oturmuş. Alo, belediye mi? Ormana ayı inmiş, gelin alın. Ne? Ayılar zaten ormanda mı yaşar? Neyse, sıkışırım ben araya. Evet, masal diyorduk. Asıl karınca süper kahraman olmuş. Nasıl ama? Dünyanın etrafını 3 kere dolaştım. Hop, dur bakalım. Bunlar da hız cezaları. Süper kahramansın diye abartmanın lüzumu yok. Zaten köyü kurtaracak olan süper kahraman Ağustos böceğiymiş. Hayır, köyü kurtaracak olan süper karıncaymış. Hayır, Ağustos'muş. Hayır, karıncaymış. Gel karınca, güçlerimizi birleştirelim. Sen yufkadan börek yap, ben de yiyeyim. Birileri artık köyü kurtarabilir mi? Köyümüze 100 havuzu getirdim. Şimdi sırası değil muhtar böcek. Masala el atmanın zamanı geldi. Ağustos böceği bir başak tanesine tutunup kendini azgın sulardan kurtarmış. Küvete tutun karınca. Küvet ne alaka? Düşek abimi fırlatsaydım. İmdat! Gitarım nefes almıyor. Gitarlar zaten nefes alamaz. Ağustos her şeye rağmen karınca dostunu kurtarmıştı. Sana hayatımı borçluyum. Bana bir gitar borçlusun. 2 ciklette anlaşalım.
Sana kötü davrandığım için özür dilerim Ağustos. Al, buğday tanesinden yeni gitar yaptım sana. Tellerini de spagettiden yapmışsın. Teşekkür ederim karınca. Şimdi köyü tekrar inşa etme zamanı. Hadi çocuklar, iş başına. Ben de size destek olmak için bir şarkı söyleyeyim o zaman. Spagetti gitarım, ne kadar da kibarım. Ağustos'ta gezelim, böcekleri severim. Lay 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 lay. Daha güzel söyle, daha güzel söyle. Ve böylece Ağustos böceği ile karınca sonsuza dek arkadaş kalmışlar. Şimdi uyumaya gidebilirim. Hadi. Sana diyorum. Evet, çıkışlar sağdan. Orman sinemasına yine bekleriz. Çöpleri toplayalım, tavşanları sevelim. Sevmedim bu masalı. Ağustos'la arkadaş falan olmam ben. Öyle mi? Asıl ben Ağustos'la arkadaş olmam. Sen zaten Ağustos'sun. Biliyorum, havalı bir cevap vermek istedim ama bulamadım. Yeter ama. İkinizin alıp veremediğine bakayım. Tüm gün çalışıyorum ve geç saatte yuvama dönüyorum. Tek istediğim rahat rahat uyumak ama geceleri şarkı söyleyip duruyor. Özür dilerim, bilmiyordum. Ben de kaşarlı tostumdan hoşlanmıyorsun sanıyordum. Abi dedim benlik bir mesele yok diye. Tereyağlı tostu kim sevmez? Neyse, sen rahat rahat uyu karınca. Ben az ötede vızvızlarım. Teşekkür ederim Ağustos. Aldım tostunu, hadi iyi geceler. Ve böylece Ağustos böceği ile karınca sonsuza dek arkadaş kaldı. Tereyağlı tostum, ah eski dostum. Benim adım Ağustos, karınca geliyor elinde tost.